Merhaba, iyi günler. Bugünkü konuğumuz Yahya Madra. Yahya Madra şu anda ABD'deki Drew Üniversitesi Ekonomi Bölümünde misafir öğretim üyeliği yapıyor. Yahya Hoca ile bugün Donald Trump'ın izleyicilerine öne sürdüğü ekonomi politikalarını ve Trump'ın gelişinin ve bu vaat ettiği iktisat politikalarının nasıl bir dönüşümün yansıması olduğunu konuşacağız. Yahya Hoca şu anda New York'ta, o yüzden kendisiyle Skype yayını yapacağız. Merhaba hocam. Merhaba Zeynep, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi hocam ben şöyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Donald Trump seçimden önce birçok birbiriyle çelişkili vaatte bulundu. Ama hani ısrarla söylediği birkaç şey vardı. Bunlar da ticaret anlaşma, ABD'nin imzaladığı ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere edeceği, altyapı harcamalarını yapacağı, yani hükümet harcamalarını artıracağı ve yeni iş imkanını yaratacağıydı. Ve buna bir de dahil olarak vergi kesintileri uygulayacağını söyledi. Bazı gazeteciler ve araştırmacılar hatta bu önerdiği iktisat politikalarının bütününü Trumponomics diyorlar. Biz de hatta başlığı ondan esinlenerek attık. Ve bazı kişiler aynı zamanda Trump'ın bu önerdiği iktisat politikalarının Keynesyen makroekonomi politikalarına bir geri dönüş olduğunu söylüyorlar. Önce ben size bunu sorarak başlamak istiyorum. Sizce bunları Keynesyen politikalara dönüş olarak değerlendirmek ne ölçüde doğru? Yani tabii Trump'ın politikalarında ciddi bir tutarlılık gözlemlemek çok zor. Ama herhalde şuradan başlayabiliriz. Make America Great Again diye bir sloganı vardı. Yani Amerika'yı tekrardan büyük yapmak ya da işte büyük Amerika, bizde büyük Türkiye vardı bir zamanlar, Demirel'in kullandığı, herhalde ona benzer bir kavram. Ama bana şeyi çağrıştırıyor bu. Johnson yıllarında, savaştan sonraki ikinci 10 yılda, Kennedy'den sonraki başkan, büyük toplum politikaları vardı, siyasaları vardı. Büyük toplum politikaları da işte bir şekilde bir Amerika'nın altın dönemi, Amerikan kapitalizmin altın dönemi. Yani böyle bir savaş sonrası 1950-1960'lar, belki Trump'ın çocukluk yılları, gençlik yıllarına dönelik bir yönelme olduğu en azından tahayyül seviyesinde doğru. Fakat yaptığı işlere bakıldığı zaman, oluşturduğu kadroya bakıldığı zaman çok karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Yani mesela en basitinden gözlemleyebildiğimiz bu bütün kadro son derece zengin ve işte atıyorum mesela eğitime baktığım zaman Davos son derece zengin bir kadın ve bütün amacı eğitimini ortadan kaldırmak. Çalışma Bakanlığı'na baktığımız zaman son derece karşıtı bir karakteri görüyoruz. Finansal düzenleme ile ilgili, yani Treasury'ye baktığımız zaman, hazineye baktığımız zaman Goldman Sachs'taki önemli bir aktör, bir hem de bu mortgage krizindeki oldukça para kazanmış, 2008 krizinden oldukça para kazanmış bir arkadaşı kadroya aldı. Yani çok ciddi anlamda zaten Dışişleri Bakanlığı'na Tillerson geldi, petrol, Exxon'un başındaki Tillerson geldi. Yani ortaya çıkan tablo sanki söylediğinin tam 180 derece tersi. Dolayısıyla bunu tam olarak böyle bir yeni bir dönüşüm olarak görmek bir açıdan zor. Ama bir sarsıntı olduğu, bir dönüşme çabası ya da bir farklılaşma olduğu gözlemleniyor. Ama bunun ne kadar mümkün olup olmadığı bence tartışılması gereken bir nokta. Ve burada tabii de iktisat politikaları derken gözlemlediğimiz şey sadece mesela bahsettiğin anlaşmaları ya da vergi değil. Mesela eğitimle olan müdahaleyi de ben ciddi bir iktisat politikası örneği olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.
ya da sağlıkla ilgili olan yapmaya çalıştığı müdahaleyi de görmek, öyle görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Göçmenlikle ilgili olan şey de piyasası bir müdahale. Dolayısıyla aslında şu ana kadar çıkardığı bütün kararnameler doğrudan ekonomiyle bağlantıda olmasa bile ekonomik müdahaleler. Ve mesela eğitime baktığımız zaman eğitimde kısa bir hemen söyleyeyim onu. Bu charter okulları dediğimiz kamu okulu değil, devlet okulu değil, özel okullara yönelmeyi destekleyen bir bakan seçti. Ve bu konu mesela Milton Friedman'ın, yani neoliberalizminin önemli düşünürlerinden Milton Friedman'ın 60 kitabında yazdığı bir konu. Kamudan özel okullara geçişi sağlamalıyız argümanı. Dolayısıyla aslında belki de neoliberal devrimin bitmemiş bir takım süreçlerini tamamlamak üzere de bir hamle yapmış olabilir Trump diye de düşünmek mümkün. Benzer bir şekilde finansal düzenlemede geri adım atmaya çalışıyor Dodd-Frank'ten, 2008 sonrası yapılan düzenlemelerden. O da mesela gene bir deregülasyonda, yani düzenlemelerin geri alınmasına yönelik bir çaba. Bunlar bende hani nasıl bir Keynesyen politika bu sorusunu uyandırıyor. Ama öte yandan mesela altyapı yapacağını söylüyor. Bu altyapı çalışmasını yılda 100 milyon dolar 10 yıl boyunca bir yatırım yapacağını söylüyor. Bu mesela aslında Obama zamanında da yapılmış bir şey. Obama 260 milyon dolar, milyar dolarlık bir yatırım yaptı. 100 milyar dolar her yıl yapacağını söylüyor Trump. Dolayısıyla yani onu aşacak bir yatırım yapma iddiasında. Emek piyasasında diyor 22,5 milyon iş yaratacağım diyor. Yani en çok iş yaratan adam olacağım diyor, başkan olacağım diyor. Bu da çok bir iddia. En fazla bugüne kadar yaratan kişi Clinton yanılmıyorsam, o bile 20 milyona yakın ancak iş yaratmış, 21 milyona yakın. Dolayısıyla onu geçmesi lazım. Bu da çok zor bir mesele, yapması mümkün olmayan. %6 büyüme yapacağım diyor borç düşmek için. Bu da Amerika için çok büyük bir büyüme oranı. Çok yani gerçekçi olmayan bir büyüme oranı. Yani biraz böyle bir blöf yapıyormuş izlenimi veren ve blöf yaparken de aslında neoliberal politikaların bir kısmını yeniden işleme koyan bir tablo gözüküyor. Peki o zaman neoliberalizmden ayrılan iki nokta belki önemli. Bunların altını çizebiliriz. Bir tanesi göçmenlik yasasını zorlayarak 10 milyon belgesi atacağını söylüyor. Bu aslında bugüne kadar hiçbir cumhuriyetçi başkanın yapamadığı bir şey. Çünkü bu 11 milyon belgesiz işçi emek piyasasının en alt kesimindeki işçileri oluşturuyor ve Amerikan kapitalizmi için aslında önemli bir emek piyasasında önemli bir nokta. Yani Amerikan kapitalizminin durumunu zora sokacak tek 11 milyonun atılması. İkinci önemli nokta da TPP, Trans-Pacific anlaşmasını kaldıracağını söyledi. Bu da aslında Amerikan sermayesi içindeki bir bölünmeye tabir ediyor. Bu anlaşma sermaye bizim böyle dijital ya da iletişim ya da eğlence sermayesi dediğimiz işte Hollywood veyahut işte Apple gibi şirketlerin bastırmak istediği patent yasaları. Bu patent yasalarını yapan anlaşma önemli bir tarafı oydu. Ve ben biraz yani sol bir perspektiften son derece sorunlu bir anlaşmaydı. Bunu kaldıracağını söylüyor. Burada da şunu gözlemliyoruz. Acaba Trump Amerikan sermayesi içinde bir iç bölünmede iletişim işte Hollywood sermayesinin karşısında petrol ve finans ve silah sanayinin yanında mı yer alıyor gibi bir soruyu sormamızı ortaya koyuyor. Tillerson'ın seçilmesi
ve son derece güçlü bir askeri kadroyla gelmesi, gerçi bugün Flynn'in istifa etmesi ilginç bir not ama son derece güçlü askeri bir kadroyla gelmesi bizde sanki bir askeri ve petrol dayanaklı bir keynezgillik yapabileceği izlenimi veriyor. Bunun ciddi bir neoliberal boyutu da olacak eğitimde, finansal hocam alanda. Peki o zaman bunun üzerinden bir şey sorabilir miyim? Siz bir makale yazdınız Ceren Özselçuk'la Boğaziçi Sosyoloji bölümünde. Gerçi bilmiyorum o da Amerika'ya mı geldi yoksa hala Boğaziçi'nde mi? O makalede de Trump'ın gelişini neoliberalizmin sonu olarak değil, neomerkantilizmin yükselişi olarak okumak gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu birazcık açar mısınız? Tabii bunu sorarken de aslında şunu da sormuş olurum. Siz neoliberalizmi ne olarak görüyorsunuz ve merkantilizm ve neomerkantilizm nedir? Ve neden Trump'ın gelişini böyle görmek lazım? Şöyle, aslında neoliberalizmin belki iki ayrı tanımı var. Bir tanesi daha tarihsel neoliberalizm dediğimiz, işte özelleştirmeler, 1980'den sonra olan serbest piyasalaşma, işte finansal piyasaların serbestleşmesi, emek piyasalarının esnekleştirilmesi gibi süreçler. Bunlar evet, bence neoliberalizmin tarihsel olarak meydana çıkışının biçimi. Ama neoliberalizm sanki daha derinden de bir boyut olan bir şey. O da toplumun iktisadi teşvik ve müeyyidelerle idaresi. Toplumdaki bütün ilişkilerin, devletin, toplumu yönetiminin iktisadileştirilmesi aslında neoliberalizmin daha geniş bir tanımı. Ve bu daha geniş tanım sayesinde şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Belki bu biçimiyle neoliberalizm ortadan kalkıyor ama yeni bir neoliberalizm devlet ilişkisi ya devletin yeni bir neoliberal evresine mi geçiyoruz sorusunu sormaya başladık biz Ceren'le birlikte. Ve burada şu ortaya çıktı. Acaba bir şirketleşen bir devlet örneğiyle mi karşı karşıyayız? Gücü elinde toplayan ve devletin bir şirket gibi yönetildiği ama aynı zamanda da bu şirketin çok ciddi egemen hakları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu bize birazcık merkantilizm dönemini anımsatıyor. Merkantilizmden de kastımız tabii kapitalizmin en başındaki bir dönem. Bu dönemde devlet ticaret sermayeli el ele hem kolonyal anlamda, kolonileri organize etme anlamında hem de ticaret ilişkilerinde belki daha birebir anlaşmalar üzerinden, ikili anlaşmalar üzerinden ve bir şekilde olabildiğince ticaret fantasını yaratmak üzere oluşturulan bir yapıyı merkantilizmden. Bugün sanki ona bir dönüş gözlemleniyor. Bu dönüşün de aslında yapısal bazı nedenleri var. Yani neoliberalizm sanki kendini devletin çevresinde devleti şirketleştirerek yeniden organize ediyor diye düşünebiliriz. Bunun nedenlerini belki biraz açabilirim. Yani tarihsel olarak nasıl? Evet, yani orada şu önemli. Belki gözden kaçırıyoruz ama ekolojik kriz. Hem bir finansal krizimiz var şu anda 2008'den beri, daha önce başladılar ama 2008'den sonra akutlaşmış olan, hem de ciddi bir ekolojik krizimiz var. Ekolojik kriz bir vehçesi de kaynak savaşları. Ve kaynak savaşları giderek daha artan bir şekilde, bunun içine petrol, mineraller, doğal mineraller ve suyu da koyuyoruz. Ve belki de Türkiye'nin hemen güneyinde Suriye'de olan savaş da böyle bir odak. Yani kaynak savaşlarının gerçekleştiği odaklardan bir tanesi. Bu kaynak savaşları kaynak milliyetçiliğini dediğimiz yeni olgu oluşturuyor. Ve kaynakları ele geçirme amacıyla oluşturulan bu kaynak milliyetçiliği artık bir şekilde devletin gücünü seferber etmesini istiyor.
Dolayısıyla Tillerson gibi bir adamın, yani Exxon'un başındaki kişinin Amerikan devletinin dışişleri olması aslında çok da sürpriz olmaması gerek. Dikkat ederseniz Putin'in tezi de enerjinin optimal kullanımı üzerine. Enerji kaynaklarının, petrol kaynaklarının optimal kullanımı üzerine. Yani bir tez yazmış, kendisi yazmadı mı yazmadı mı bilmiyorum ama kendini onun üzerinden tanımlayan bir insan. Çin mesela öte yandan yıllardır çok ciddi şekilde enerji açığını kapatabilmek için Afrika'da ve Latin Amerika'da ciddi bir petrol ikili anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir anlamda Çin, Rusya, Amerika bu ülkeleri giderek daha bir kaynak savaşları üzerinden kaynak milliyetçiliğine ve bunu da devletini mobilize etmeye yöneldiğini görüyoruz. Bu önemli bir faktör bence. İkinci önemli faktör 2008 krizinden sonra Amerikan devleti krize ilişkin olarak ciddi önlemler aldı. Yani Keynesgir'in dönüşü zaten 2008'den sonra oldu. Duyabiliyor musunuz? Evet evet duyuyorum diyorum. Yani zaten 2008'den önce, 2008'den hemen sonra gerek finansal yani para politikaları açısından, gerek mali politikalar açısından Amerikan devleti ciddi bir şekilde kendini kapitalizmi kurtarmaya adadı. Ve bu noktada devletin tekrardan ekonomiye müdahale eden bir aktör olarak varlığı öne çıktı. Bu yani bence aslında bugün tekrar eğer Trump şeye mi dönüyor, Keynesgir'e mi dönüyor derken onu gözden kaçırmamak lazım. Zaten böyle bir şey olmuştu. Zaten evet böyle bir dönüş başlamıştı. Hatta Trump belki biraz onu geriye alıyor. Yani özellikle bu finans alanında, belki eğitim alanında orada bir geriye dönüş olacak. Yani daha neoliberal bir boyuta dönüş olacak. Hatta sağlıkta. Sağlık da o anlamda çok tehlikede şu anda. Bunun tabii bu Amerika'nın garip bir etkisi oldu. Özellikle para politikalarının. Biz burada sayısal rahat diye deniliyor ya da Amerika'da Fed'in açıklamaları diye bahsediyoruz Türkiye'den baktık. O para bir şekilde Amerika'da bir büyümeye neden olmadı. Ya da çok yavaş itedi. Ve ne oldu o para? Daha yüksek fark gelir olan yükselen devletlere gitti. Ve 2008'den sonra, 2009'dan sonra Türkiye'ye içinde teğet etmiş oldu krizi. Biraz da Amerika'da yapılan para genişlemeci para politikalarının verdiği sermayenin, piyasaya verdiği sermayenin Türkiye gibi yükselen ülkelere gelmesinden ve Türkiye'nin buradan ciddi bir pay almasından bir sermaye girişi almasına neden oldu. Bu sermaye girişi sayesinde mesela AK Parti iktidarı ya da Brezilya'daki iktidar ciddi inşaat yatırımları yapabildi ve bir şekilde de krizden çıkmanın yolunu buldu. Mesela Brezilya'yı unutmayalım, stadyumlar yapıldı ve olimpiyatlar ve dünya kupası onlar ciddi krize neden oldu. Tam gezi zamanında anımsarsak Brezilya'da da olan ayaklanmalar benzer kaygılarla yapılmıştı. Dolayısıyla bu ülkelerin belki de yani mesela diyoruz ya Trump, Orban, Erdoğan gibi bir seride bahsediliyor. Bunları da mümkün kılan mesela Erdoğan gibi ya da işte Brezilya'daki durum belki çok farklı, karıştırmamak lazım ama mümkün kılan bu sermaye akışıydı. Yani 2008 krizi sonrasındaki durum. Dolayısıyla eğer Türkiye gibi ülkelerde de bir şirketleşen devlet ve merkantilist bir dönüşüm görmeye başlıyorsak, neoliberalizmden tam kopmadan, bunu da mümkün kılan aslında gene 2008 krizi sonrası Obama'nın yaptığı, Fed'in yaptığı genişlemeci politikalar. Ve belki son bir nokta ekleyebiliriz. 2008 krizinden sonra çok ciddi anlamda Çin'de büyük bir yatırım yapıldı. Çin bunu Harvey anlatıyor. Yakın geçmişteki bir devlet söylüyorum. 6500 milyon ton çimento dökmüş.
son 4 yılda 2010-2013 arasında. Bu Amerika'da 100 yıl boyunca biren çimentodan daha fazla bir çimento. Ve yani bir inşaat şeysi, ütopyası ya distopyası söz konusu. Ve Çin'in bir şekilde krizden çıkmasına neden olan bu ağır inşaat yatırım. Ve yani bir anlamda gördüğümüz bu krize yönelik olarak ciddi anlamda kaynakların mobilize edilmesi gerekiyor. Ve bu mobilizasyonu yapabilecek tek aktör de devlet. Ve devlet tekrar devreye giriyor. Fakat devreye girdiği zaman artık eski devletten bahsetmiyoruz. Bayağı bir neoliberal çağın içinden geçmiş, neoliberal prizmanın içinden geçmiş bir devletten bahsediyor. Yani dolayısıyla da neomerkantilizm dediğimiz şey aslında neoliberal prizmanın içinden dönüp, onun içinden geçmiş bir yapı. Hocam peki siz bu makalede bir de bu neomerkantilist dönüşümün sadece iktisadi bir olgu olarak değil, olgu olarak düşünülmemesi gerektiğini, bunun bazı siyasi ve toplumsal sonuçları, yansımaları olduğundan da bahsediyorsunuz. Biz yani mesela son zamanlarda birçok yerde gördüğümüz bir şey, hani popülizmin yükselişi, göçmen karşıtlığının yükselişi, siz de demin bahsettiniz Amerika'dan bahsederken. Bu ikisinin birbiriyle ilişkisini nasıl düşünmek lazım? Neden bu neomerkantilist yeni aktörler bu kadar... Popülistler ve bu kadar göçmen, tabii her yerde bu böyle yaşanmıyor ama göçmen karşıtlığını bu kadar körüklüyorlar. Evet, çok aslında mesela bu şeyin Amerika'daki sürecin 2008 sonrası sürecinde önemli bir nokta bu Çay Partisi akımının çok güçlenmesi bir yandan sağ tarafta. Sol tarafta da işgal et, Occupy akımının güçlenmesi. Zaten bir yanda Trump, bir yanda Sanders de bu iki kapitalizmin şekilde karşıtı, yani farklı, yani Çay Partisi de aslında bir şekilde establishment dediğimiz yerleşmiş kapitalist sisteme karşı kendini konuluyor. Belki böyle daha bağımsız, bireyci bir açıdan yapıyor bunu Amerikan özelinde. Tabii Occupy da o açıdan yapıyor. Fakat burada ciddi bir memnuniyetsizlik diyelim öncelikle. Sonra da hınç diyelim. Hınç var. Yani işgal et hareketinde belki bu memnuniyetsizlik belli bir antikapitalist alana akıyor. Ve Sanders'ın belki eşitlikçi ve özgürlükçü ile birleşiyor. Ama Çay Partisi hareketinde bu memnuniyetsizlik ve kızgınlık bir hınca ve belki bir daha ırkçı bir söyleme, zaten Amerika'da var olan ırkçı bir söyleme tahvil oluyor. Trump da biraz onun üzerine oynuyor. Tabii burada bazı anketlere bakılıyor, kim oy verdi Trump'a diye, bunu 538 aldım. Ciddi anlamda araştırmalar şunu gösteriyor. Ekonomik olarak en alt kesimler değil Trump'a veren, ekonomik koşullarından dolayı onların aşağı doğru değişmesinden dolayı dışa duyan kesimler. Yani orta sınıfın alt tarafında olan ve düşme tehlikesi olan kesimler. Yani o anlamda böyle bir sınıfsal boyutu da var. Yani Trump aslında en yoksuldan, en marjinalden oy almıyor. Aşağı düşme ve elindeki değeri kaybetme tehlikesi yaşayan, evini, mortgage'daki olan kaybetme tehlikesi yaşayan insanlıktan oyalıyor. Dolayısıyla da bu isimlerin bir takım ırkçı olabilecek temayüllerine oynuyor. Ve şekilde de işte hani bir dost düşman ayrımında iç düşman ve dış düşmanı birleştiren bir öteki yaratarak popülist cephesini kuruyor. Ve burada popülist cephesinde de göçmenler tabii ve Meksikalılar en önde. Ama mesela Trump'ın söyleminde ciddi anlamda güvenlikçi bir boyut da var, ama o güvenlikçi bir boyutun içinde de ciddi anlamda siyah karşıtı veya ırkçı söylemler var. Mesela polislere yapılan saldırı diye başlıyor konuşmasına.
Polis şu anda Amerika ciddi bir krizde diyor ve bu krizin en önemli olgusu da diyor polislere yönelik saldırılar. Oysa ki bilirsiniz Black Lives Matter zaten aslında polisin siyahlar üstünde uyguladığı baskıya karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış bir şey. Mesela onu doğrudan güvenlikçi söylem içinden siyahları polise saldıran tırnak içinde bir teröristmiş gibi göstererek, Meksikalıları suçlular göstererek ve bunlar üzerinden bir iç düşman yaratarak, hani İslam da o seriye giriyor. Yani zengin Meksikalı bu seride öteki oluyor, düşman oluyor. Dost da beyaz Amerikalı ve iki kavramı oluşturuyor. Yani bu anlamda ciddi bir aslında ögeleri var. Yani hani ırkçı bir popülist söylemin ögelerini görebiliyoruz Trump'ın söyleminde. Yani bunu inkar etmemek lazım. Ve bu birazcık da aslında neoliberalizmin yarattığı eşitsizlikler, derinleştirdiği eşitsizliklerin ve yarattığı güvensizliğin bir etkisi. Yani bu da artık söylemek çok barizi söylemek oluyor ama böyle. Yani hani birazcık neoliberalizmin bir ürünü diyebiliriz. Ya da yazıda biraz şakayla karışık ya da biraz ironiyle canavarı. Yani neomerkantilizm ve popülizm aslında neoliberalizmin yarattığı, neoliberal 2-10 yarattığı, 3-10 yılın yarattığı bir canavar. Peki bir de bu... Yani Trump'ın önerdiğine benzer iktisat politikalarını mesela İngiltere'deki May hükümeti de öneriyor. Onlar da mesela diyorlar ki biz işte ticaret AB'den çıkacağız, ticaret anlaşmalarımızı kendimiz müzakere etmek istiyoruz. Ya da Le Pen de birkaç hafta önce açıkladığı manifestosunda Trump'a çok benzer iktisadi vaatlerde bulundu. İşte iş yaratacağız biz, ticaret anlaşmalarımızı kendimiz belirlemek istiyoruz, ulusal ekonomiye öncelik vereceğiz. Bu yani popülist bu zaten çok söylenen bir şey bütün dünyada popülist hareketlerin yükseldiği. Bu izolasyon ve kapalılık söyleminin bu kadar yani karşılık bulmasını böyle mi anlamak lazım? Yani sizce Avrupa'daki hareketlere de hareketlerin önerdiği iktisadi programların seslendiği kitleler Amerika'dakine benzer bir şekilde o yine orta sınıfın altında olan, ellerindekilerini kaybetmek istemeyen ve 10 yıllardır süren neoliberal programların bir şekilde programın yarattığı eşitsizliklerden kötü bir şekilde etkilenmiş gruplar mı? Yani bunu daha geniş Amerika dışında da düşünebilir miyiz? Avrupa içinde benzer bir şey geçerli mi? Yani bir de tabii herhalde buna dediğimizlerimize şunu ekleyebiliriz. Avrupa'da bu daha net ama ben Amerika'da da var bu faktör. Bir eksper düzeni oluşturdu neoliberalizm ve o eksperler de toplumsal egemenliğin demokratik kanallar üzerinden kendini ifade etmesini önleyen bir yapı oluşturdu. Mesela Avrupa Birliği'ndeki bu ekonominin tamamen Brüksel ve aslında daha da temelinde Alman Merkez Bankası tarafından belirleniyor olması birçok açıdan ve tek tek ülkeli politikalarının çok dar alanlar etmek zorunda kalıyor olması bir şirket yaratmış olabilir. Yani biz nasıl bir demokrasiyiz? Politikalarımızı kendimiz belirleyemiyoruz. Böyle bir milliyetçilik, ekonomik milliyetçilikten söz etmek mümkün. Fakat tabii burada şöyle bir boyut var. Yani ticaret anlaşmaları ikili anlaşmalara dönmek sanki biz ikili anlaşmalarda daha iyi bir şey becerebiliriz varsayımıyla hareket ediyor. Yani Trump da bunu söylüyor. Bence şu anda Türkiye'deki bir takım iktidara yakın saçlar da bunu söylüyor. Biz yani büyük işte Gümrük Birliği gibi anlaşmalardan değil, ikili anlaşmalarla hani Şanghay Birliği de demiyorlar aslında, ikili anlaşmalar yapmalıyız. Ve ekonomik geçirik üstünden kurmalıyız diyorlar. Tabii yani bu bir şekilde neokantilizm tanımını biraz daha farklılaştırıyor bu boyut.
Yani böyle bir ikili anlaşmalar üzerinden olan ve mesela gümrük birliğinden ayrılma üzerinden çıkacak bir yeni bir model ama aynı zamanda dediğin gibi izolasyon ve bir şekilde parçalanma. Özellikle Avrupa Birliği için bu çok tehlikeli bir şey. Yani Avrupa Birliği kendisinin çok sorunları var ama Avrupa Birliği'nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan küçük ülkenin hayatını bilmesi de zor olacaktır. Dolayısıyla yani Amerika'da Meksika'dan koptuğu zaman, Meksika ile sınırı kapattığı zaman aslında ekonomisi çok ciddi zarar görecektir. Yani o anlamda şu anda gelinen noktada mesele belki sol bir perspektif ya da Avrupa Birliği gibi yapıların kendisinin iddia edilmesi yerine bunların daha demokratikleştirilmesi ve daha eşitleştirilmesi yönünde bir yönde bir baskı yapması gerekir. Yani Meksika Amerika'dan ayrı düşünebilecek bir toplumsal formasyon değil bence. Yani bunu inkar etmemek lazım. Meksika'nın ekonomik sağlığının Amerika'nın ekonomik sağlığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik sağlığıyla bir artık iç olduğunu, gerçeğini inkar etmemek lazım. Yani birazcık aslında bu ekonomik milliyetçilik neoliberalizmin zorla yarattığı bu iki formasyon birleşmesini, emek piyasaları, göçmenlik, ticaret anlamında diye çekmeye çalışmak ve belki de birazcık tarihin ibresini geriye döndürmek çabası gibi geliyor. Avrupa Birliği de keza öyle. Dolayısıyla yani gerçek aslında bu politikaların uzun erimli bir etkisi olabilmesinin konusunda şüphelerim var. Ama tabii bu şüphelerimi de öte yandan kaynak savaşları gerçeğiyle de dengelemek gerekiyor. Dolayısıyla şu anda neoliberalizmden neomerkantilizme ne kadar geçtik ve bu geçiş ne ilerliyor konusunda daha üstün belirsizlikler olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bir açıdan. Peki hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Umarım olabildiğince bu karışıklıkları açıklamaya çalıştık elimizden geldiğince. Çok sağ olun. Evet umarım dinleyicilerimiz de çok sağ olun. Başka bir programımıza katılırsınız inşallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bugün konuğumuz Yahya Madra'ydı. Yahya Madra ile Donald Trump'ın iktisat politikalarını ve bu önerdiği iktisat politikalarının dünyadaki nasıl bir dönüşümün yansıması olduğunu konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.